Şenele Lezzetler kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere nefis bir çorba tarifiyle geldim. Yaz gününde hem sıcak hem soğuk olarak tüketebileceğiniz çok pratik, çok az malzemeli ama çok lezzetli bir çorba. Münayim çorbası diğer bir adıyla un çorbası da deniyor. Nasıl yapılır? Buyurun hep birlikte tarife geçelim. Evet, çorbamız için tenceremizin altını yaktık. Birazcık açayım, çok kısık olmuş. Şimdi şöyle 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ tencereme ekliyorum. Şöyle 1 yemek kaşığı da tereyağımızı ocağımızı tenceremize alalım. Erimeye bırakalım. Evet, yağım eridikten sonra şimdi 3 yemek kaşığı kadar unumu ilave ediyorum. Ve şöyle kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Kedim Atlas da köşede oturuyor gördüğünüz gibi. Bazen videolarımda görüp soruyorsunuz kediniz mi var diye. Evet, bir kedi severim. O da benimle birlikte mutfakta sesimi duyduğu zaman mutlaka yanımda oturur. Evet, yavaş yavaş karıştırarak unumuzu kavurmaya devam edelim. Sarartmayacağız arkadaşlar. Sadece şöyle yağını eriyip un yağını bıraktığında suyunu eklemeye evet, bu şekil olduğu zaman bakın gördüğünüz gibi yağını saldı. Hemen şöyle 4 bardak suyunu ilave ediyorum. Dört bardak su ve bir su bardağı da et suyu kullanıyorum. Şöyle et suyunu da ilave ediyorum. Dileyen tavuk suyu kullanabilir, et suyu kullanabilir. Hatta ikisi de yoksa sadece suyla da yapabilirsiniz. Sadece biraz daha lezzetli olması açısından kullanacağız. Şöyle 2 diş de doğranmış sarımsağım var. Sarımsağımı da ilave ettim. Şimdi çorbamı kaynamaya bırakıyorum. Karıştırmayı unutmayın. Ununuz topaklaşmasın. Evet, çorbamız kaynamaya başlamadan önce hemen terbiyesini hazırlayalım. Bunun için şöyle 300 ml'lik bardak ile bir su bardağı yoğurt kullandım. Ben biraz yoğurdunu bol seviyorum. O yüzden biraz büyük bardak kullandım arkadaşlar. Normalde bir su bardağı yeterli. Şöyle bir adet yumurta sarısı yoğurdumun içerisine bırakıyorum. Şöyle bir adet de limonumuzun suyunu yoğurdumuzun içerisine bırakalım. Şöyle bir tatlı kaşığı da tuz ilave edelim. Güzelce terbiyemizi çırpalım. Evet, terbiyemizi çırptık ve kaynamakta olan çorbamızın içerisine hemen boşaltalım. Evet, çorbamız kaynıyor. Şimdi hemen yoğurdumuzu bir yandan boşaltıp şöyle göstereyim, biraz kameranın açısı dar oldu. Bir yandan yoğurdumuzu boşaltıp bir yandan da hızlı bir şekilde karıştıralım arkadaşlar. Yoğurdumuz kesilmesin. Şöyle karıştırmaya devam edin iyice koyulaşana kadar. Evet. Şimdi yoğurdumuz ile birlikte kaynamaya da başlayınca çorbamız hazır hale gelecek. Evet, çorbamız sunuma hazır. Hemen şöyle nanesini ve sosunu da koyuyorum. Gördüğünüz gibi nefis bir çorba oldu arkadaşlar. Çok pratik, 5 dakikada yapabileceğiniz çok güzel bir lezzet arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Yağ koyacak yer bulamadım. Tavuk çorbası lezzetinde çok güzel. Çok nefis bir çorba. Hemen şöyle kıvamında size göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın. Gerçekten bizim ev ahalisi çok severek yiyor. Mutlaka tavsiye ediyorum. Yaz gününde hem soğuk hem sıcak yiyebileceğiniz nefis bir çorba arkadaşlar.
Mutlaka deneyin diyorum. Gördüğünüz gibi bugün tarifimin de yine sonuna geldim. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere, hoşça kalın diyorum. Son olarak videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, varsa vaktiniz yorum bırakmayı unutmazsanız sevinirim. Hoşça kalın.